Tarihe canlı şahitlik yapmış insanlarımız var. Onların hayat hikayesi sadece kendi hayat hikayeleri değil, o yaşadıklarını, yaşadığı dönemdeki o bölgeler ve belgeler çok önemlidir. O tarih çınarıdır, zamana şahitlik yapmış önemli isimlerdendir. Sedat Bey, Sedat Alkan Bey kendisi Gebze Cuma Köyü'nden doğumlu ama onu özel kılan ressamlığı, resim sanatkarı ama dünyadaki markamız olan halıcılık markası uluslararası dergilerde ödüller kazanmış ve birçok sanat eserine imza atmış bir ressam. Efendim biz kısaca tanıttık ama siz şu anda Gebze Gazetesi ve Devralem TV'nin canlı yayınındasınız. Sizi sizden dinleyelim efendim. Kim Sedat Alkan? Şimdi ben doğum Gebze Cumaköy doğumluyum. Cumaköy'de o zamanlar pek iş olanağı olmadığı için Hereke'ye göç ettik. Buradan Hereke'ye göç ettik. Gebze'de 6 yaşına kadar Gebze'de yaşadım. Çocukluğum geçti. Gebze'nin bir hayli eski durumunu bilirim. Nasıldı Gebze? Şimdi, bir o gideceğiz şeyden. Anlatın Gebze'yi o zaman. Gebze benim kendi intibam, kendi düşüncem, Gebze o zamanlar çok daha güzeldi. Nasıldı? Çok güzeldi. Şimdi mesela bakıyorum da yeni çarşı, eski çarşı. Benim zamanımda bir eski çarşı vardı. Önünde işte birkaç bina ve ondan sonra mezarlık başlardı. Mezarlık ben, nerede başlardı? Mezarlık, şimdi zannediyorum orada deniz ticaret var. Onun ön tarafı mezarlıktı. Öyle mi? Siz tabii, o mezarlığı biliyor tabii, musun? Tabii. Ondan sonra oraya gitmeye korkardık. Ben en fazla Bakkal Sami diye bir bey vardı. Rahmetli olmuştur. Oldu tabii. O Bakkal Sami'ye kadar gelirdim. Bakkal Sami'yi geçemezdik korkudan. Her taraf çalı çırpı, mezarlık falan. O bugün o eski belediye milletin gezdiği Gebze kent meydanı mezarlık mıydı? Ben eski belediyeyi de hatırlamıyorum. En hatırladığım ahşap bir binaydı. Parkın hemen sonunda ahşap bir binaydı. Kaç yaşındaydınız o zaman? O zaman 7-6 yaşındaydım. 6 yaşında. Şimdi kaç yaşındasınız efendim? 85. 85 yani, yaşında. Tabii. Yani 80 yıl öncekinin Gebze'sini konuşuyoruz tabii, sizinle. Tabii. Evet. Evler nasıldı? O çarşı içi nasıldı? Çarşı içi, yeni çarşı yoktu. Eski çarşı. Bir o eski çeşmesi vardı. Önünde toprak bir yol var. Dükkanlar falan yok. Dükkan yok. O Bakkal Sami amcaya kadar dükkan. O Bakkal Sami'di mahalle dükkanı. Bir horoz şekeri alırdım ondan. Horoz şekeri, renkli şekerler vardır. Muhtelif şekillere bilirim. O horoz şekeri alırdım. O horoz şekeri erimesin. Yalamıyorum erimesin diye. Güneşten de gitmiyorum erimesin diye. O Çoban Mustafa Paşa Camisi'nin yan tarafındaki duvarlarından, gölge tarafından, küçüğüm de tabii, duvardan da alçak duruyorum. Gölgeden giderdim. O şey vardı, bir yol vardı. Molla Fenari'ye, Cumaköy'e giden bir yol. O yolun başında Pembe Teyze diye bir teyzecik vardı. Allah rahmet eylesin. Onun evinde otururduk. Cumaköy'ünden oraya geldik. Buradan da Hereke'ye. Niye Cumaköy'ünden Gebze'ye geldiniz? Cumaköy'ünden Gebze'ye gelmemizin sebebi zannediyorum annem buralarda bir yerde çalışıyordu. Anneciğim bir işler yapıyordu. Hatırlamıyorum şimdi. Ve bu burası bir daha Cumaköy'ünden daha inkişaf etmiş, daha büyümüş. Ha, köy nasıldı? Hatırlıyor musunuz köyü? Köyü hatırlıyorum tabii. Nasıldı o? Dayıcığım, rahmetli dayıcığım ava gider tavşan vurur, bize tavşan getirirdi. O kadar güzel, lezzetli olurdu ki o tavşanı anneciğim benim bir leğene koyardı. Sabaha kadar kanı gitsin diye. Tavşan kanı çokmuş. Yani sabaha kadar o kana gidermiş, sabah bir pişirir, bir lezzetli olurdu ki. Köy hayatını çok hayal bayal hatırlıyorum. Yani o kadar hayal ki bir tavşan yedim. Peki babanız? Babam Selanik'ten. Gebze'ye gelme? Hayır, Selanik'ten
Şimdi hatırlayamayacağım. Mübadele mi? Bu mübadelede gelmişler. Mübadele. Ondan sonra anneniz Gebze kızı. Annem Gebze kızı. Annemle tanışıyor. Annemin bir tarafı Gebzeli. Baba tarafı Selanik. O manastır tarafından gelmiş. Oradan Şarköy'e geliyor. Selanik'ten Şarköy'e geliyor. Orada, ondan sonra Gebze'ye geliyor. Yine Yunanistan'a ait bir şehir, kasaba var. İsmini hatırlayamayacağım şimdi. Oradan. Peki siz Gebze'den Hereke'ye gittiniz. Niye Hereke'ye gittiniz efendim? Gebze'den Hereke'ye tabii Gebze'de gene iş kolu yok. Yani sanayi yok, hiçbir şey yok yani Gebze'de. Köyden biraz daha canlı ama yine de Hereke'de Sümerbank fabrikası var. Sümerbank fabrikasının halıhanesi var, kumaş kısmı var. Oraya çalışmak için annem, ablam, abim oraya göç ettik. İş vardı çünkü. Ne yaptınız orada efendim? Orada ben bir hayli durduktan sonra 1957'de. Evet. 56-57 o arada Sümerbank Fabrikası desinatörlüğüne girdim. Ha, ressamlık yaptım. Ressamlık ne yaptım. Ne mezunusunuz siz? Hiçbir şey mezun değilim. Hilkat Akademisi'nden mezunum. Bir daha söyler misiniz efendim? Hilkat yani Yaratılış Akademisi'nden evet, tabii, mezunsunuz. Allah'tan, Allah'a şükür. Tabii yani, müthiş bir ressamlık. Akademik bir tahsilim yok. Ancak akademinin en üst kademelerdeki öğretim üyelerinden özel ders aldım. Tabii, tabii. O zamanın akademi Atatürk'ün İran'dan bize getirdiği, akademiye getirdiği öğretim üyesi. Akademide Sümerbank vasıtasıyla anlaşma yapıyorlar. Haftada iki gün bizim Hereke'ye geliyor. Halı deseni dersi veriyor. Halı deseni dersi vermeye geliyor. Şöyle diyelim, o zaman Hereke nasıl bir yerdi? Bir Hereke'yi anlatır mısınız? 1950'li yıllardaki Hereke. Evet, o zaman Hereke küçük mazbut bir yerdi ama fabrikanın oluşu oraya bir aile yabancı topladı. Hatta İzmit'ten bile, Gebze'den bile oraya çalışmaya geliyorlardı. Fabrika çekti. Siz halı deseni çiziyorsunuz. Ben halı deseni çiziyorum. Çizdim. Çizdim. Hala da çiziyorum yani. Geleceğiz oraya ama siz bir yarışmaya katıldınız, önemli bir başarı elde ettiniz. O da basınla ilgili. Yani gençliğim hemen hemen Cağaloğlu'nda geçti. Hem fabrikada çalışıyorum, hem Cağaloğlu'nda gazetede resimler yapıyorum. Cağaloğlu'nda ya. İki telli değil mi? Basın ekspresyonu. Hayır şimdi iki telli falan son 15 senedir taşındı öyle oraya. Basının medyanın kalbi Cağaloğlu'nda. Kalbi evet. Cağaloğlu. Nasıl anlatın bakalım. O Cağaloğlu'nun tadına doyulmaz. O Nuri Osmaniye Caddesi tadına doyulmaz. O vilayete çıkarken yokuş. Cağaloğlu yokuşu. Evet orada ilk başladım ben. İlk başladım. Türkiye'ye Hindistan Cumhurbaşkanı bir Türk çocuklarına bir fil yavrusu hediye etmeye kalkmış. Doğan Kardeş Mecmuası vardı. O şu zaman. Meşhur Doğan Kardeş Mecmuası. Evet, Yapı evet. Kredi Bankası'nın neşriyatındandır. Hala hazırda devam ediyor mu bilmiyorum. Son olarak bir poşetin içinde satılıyor ama o Doğan Kardeş Mecmuası bir yarışma, çocuklar arasında bir karikatür yarışması düzenledi. Mohini kardeşi karşılama mevzulu. Ben de bir karikatür meraklıyım, resim çiziyorum. Doğduğumdan beri resim çiziyorum. Nasıl başladığımı da vaktimiz az olduğu için anlatamıyorum. Nasıl başladın ama ben, bir onu şey yapın, bir kısaca. Mesela 1950'lerde Hereke'de büyük bir sel felaketi oldu. Yağmur. Hani bardaktan boşanınca sonra yani korkunç bir yağmur. Biz fabrika lojmanlarında oturuyoruz. Bizim Arap kovuşu derlerdi. Büyük bir uzunlamasına kovuş vardı. Şimdi oraya teknik lise yaptı Nur Çimento. Orada oturuyorduk. Arka tarafta bir camlar var. Ön tarafta odalar vardı ailelerin kalması için. Arka camlar kırıldı, adeta böyle içeriye sel girdi. O kadar korkunç, evimizde ne var böyle götürdü falan. İşte ben de o aralarda baktım, hatta komik bir şey de oldu. Bir mangal üzerinde çaydanlık yana yana gidiyorsun da. O kadar enteresan bir yağmur yağdı.
Neyse, yağmurlar bitiyor. Etraf çamur, diz boyu çamur, temizlikler başladı. Şudur budur. Ben o arada camdan, tek camı vardı bizim odamızın. Büyükçe bir cam. O camdan bakıyorum dışarıya. Cam çatlamıştı. Vallahi çatlamış böyle. Çatlak izi, kırılmamış ama çatlak izi var. O çatlak izi ne hikmetse ya, Atatürk'e benzettim. Yani profilden Atatürk. Şimdi gözüm kapalı size. O çok da meraklıyım resme. Doğduğumdan beri dedik ya. O camın üzerine kağıdı koyarak kopya çekerdi o kırık yeri. Öyle alıştı. Bir ya. Müthiş ressam ya. Beyefendi çıktı. 1950-2018. Hatta 46. 68. 1900. 46. Bak 46. Ya. Orada ise nesi 60'ı geçmiş, tabii. 70'e doğru. Tabii. Efendim, biz Cağaloğlu'na gelelim. O yarışmadan bahsedin. Buyurun. O kazandım. Doğan kardeş beni hiç çağırdı. O zaman neredeydi? Pardon. Şeydeydi Doğan kardeşin mecmuası yani. Yayın evi, makineleri, idarehanesi falan Kule Edebi'ndeydi. İstanbul Kule Edebi. Sonra Divan Yolu'na taşındı. Oraya beni çağırdılar. İşte teşekkür ederim, aferin oğlum. O zaman şeydi, yazı işleri müdür Vedat Editör. Oo, meşhur. Tabii ya, ondan sonra Şevket Sadu. Şevket Radolar. Sizi de biraz Şevket Radolar'a benzetiyorum. Öyle mi efendim? O meşhur Hayat Mecmuası'nın dergisinin sahibi Şevket Radolar. Tabii ya. Başka hangi gazetecileri tanıyorsun o dönemin? Necip Fazıl. Mesela şeyi, Necip Fazıl'ı görmedim. Diyorum. Bak ben Necip Fazıl'ı beğenirim. Başka kimler gördünüz orada? Orada şeyi gördüm. Hikmet Feridunes. Hikmet Feridunes. Cezayir Soleyli. Bir tanesi Oğuz Özdeş, Tuna Nehri Akmak diyor romanı var. Hı hı. Çok güzel romanları vardır, tarihi romanları. Sizin bir tarihe meraklıyız belli. Evet. Şeyler var, meşhur şehir muharririnler vardı. Milliyet Gazetesi'nin de baş yazarlarından. Burhan Felek filan. Burhan Felek, tanırım. Tanır mısın? Tabii. O. Konuşmadım ama yanından gittim. Yani ama o zaman Cağaloğlu'nun ayrı bir havası var. Siz dereceye girmiş gelmişsiniz Doğan kardeşlerden. Buyurun. O bana bir altın üstü dolma kalem hediye ettiler. Altın üstü dolma kalem. Altın üstü ne oldu bilmiyorum. Ya sattık ya attık. yani o şey Hindistan'dan gelen o fil kardeşini çizdiğiniz karşılama için. Karşılama işi yapılan karikatürde birinci ben oldum. Evet. Türkiye çapında bu yarışma. Tabii Türkiye çapında. Sonra işte ben artık o Cağaloğlu havasını da aldım ya falan. Öyle bir hareketi de fabrikaya girdim. Fabrikaya girdik desenatörlüğe. Ne demek desenatör? Belki değerli izleyicilerimiz bilmiyordur. Buyurun. Desenatör, halı desenatörü. Bir de kumaş desenatörü var tabii. Kumaş desenatörlüğü çok zevksiz bir iştir bence. Çok zevksiz. Kumaşa bir desen yapamazsınız ki. Balık sırtından başka. Ama bizim halıcılık aman Allah'ım o kadar güzel. Bakın 85 yaşındayım. Bana resim gibi birisi sana 500 bin liralık resim yaptıracağım ama 50 lira vereceğim. Vallahi yaparım. Yeter ki o meslek devam etsin. Halıcılık ölüyor, can çekişiyor. Ne diyorsunuz ya? Tabii. Bizim halı. Bir anlatın o zaman nasıl halı? Halıcılık. Bakın Türk süslemesi ile yapılan halı baha biçilmez. Şimdi İran halıları çok meşhurdur derler benim zamanımdan beri. Fakat benim hocam da söyledi, doğrudur da. İran halılarının meşhur olması, tutulması, kıymetli olması oranın yün halısı bile ipek halı gibi parlar. Çünkü oranın coğrafi durumundan mıdır nedir? Yapay cinsi daha parlar. Bizimkilerin biraz daha var. Ama yine o Acem halıları, o İran halıları revaçta değil Avrupa'da. Değil. Üzerine basa basa söylerim. Türk halıları revaçta. Çünkü bir Avrupalı, Amerikalı geldiği zaman işten yorgun evine şöyle önüne baktığı zaman o koltuğa oturup da o karmacık bulmacık böyle desenler nereden girip nereden çıktı diye belli olmayan dallı budaklı ağaç kuşu desenlere bakıp zaten yorulmuş olan beynini dinlendirmek istiyor, dinlendiremiyor. Türk halısında bir usluk vardır. Başlangıç, bitiş,
Geliktiğidir. Hani nasıl derler Arap saçı gibi diye. İşte bu onlar ileri biliyor. Yani. Yani diğer halılar Arap saçı gibi ama bir desen ya, var bizim işte. Hangi desenler vardı efendim? En son yani bir anlatın o ipek halılar. Evet. Niye bizim halılarımız meşhur? Bahsettiğiniz desen ama desenli önemli buyurun. Desenli tabii. İşte desenli dediğim gibi Acem halılarına, Çin halılarından farklı olarak bir ferahlık var. Geçerinde ferahlık var. Sonra bizde... Hayır, bu desenlerin isimleri neydi? Hangi tür desenler? Desen benim zamanımda hala devam ediyorum bilmiyorum. Şimdi saraylara bağlandı. Ufak çapta çalışıyor yine. Allah razı olsun. Devam eden bir şey var. Desenlerin ismi benim zamanımda Polonez. Polonez. İstanbul Polonez semtine ilk Polonyalılar gelmiş. O Polonyalıların orada halı dokurlarmış. Herekeleri irtibatları var ve onlar bir desen çizmişler o zaman. Polonez hala hazırda duruyor. Polonez köydeki Polonyalılara çizdikleri bir desende duruyor. Başka o, hangi desende? Polonez kalmış. Evet. Polonez desen var. Binbir çiçek var. Binbir çiçek. Binbir çiçek. Yedi dağın çiçeği var. Hatırlayabildiğim kadarıyla. Bunları hep desen olarak çizer miydiniz efendim? Tabii çizerdik. Yenilemezdik de onların dümen suyunda giderdik. Çünkü kuyumculukta nasıl yenicilik olmaz? Kuyumculuk kuyumculuktur. Yani benim bildiğim kadarıyla kuyumculukta yenilik devrim olmaz. Türk süslemesinde halıda da yenilik olmaz. Müslü çeşit çeşit. Sonsuza kadar. Hiç gider. Benim rahmetli hocam Atıf Saynaç, Allah rahmet eylesin, ben derdi yedek subayda defterime, not defterime 50 çeşit karanfil çizdim oğlum derdi. 50 tane çeşitli karanfil. Bir bunun 60'ı da var, 70'i de imkan olsa da gösterebilirsin. Efendim, o ressamlık hareke devam ediyor. Biraz daha anlatın ve hep ressamlığınızın yanında siz ayrıca dergilere de birçok resim. Buyurun. Tabii. Hangi dergiler, hangi gazeteler? Buyurun. Bu arada ben hem desin atölyemi yapıyorum. Ama desin atölyemi yaparken aldığım maaşı hangi gazete dergilere resim çiziyordunuz ve ne resimleri çiziyordunuz? Doğan kardeşe Aliş Maviş, benim patentli iki kahramanım var. Aliş Maviş, yani imkan olsa gene gösterebilsek de. Peki, nedir onun hikayeyi anlatır mısınız? O hikaye, Aliş Maviş'in hikayesi, bunların iki Türk çocuğu, bir kız bir erkek. Yerine göre, hikayesine göre gerek kardeş olurlar, gerek aynı mahallede arkadaş, gerek sevgili. Yani hikayesine göre onların konumunu çizerdim. Evet, çok da güzeldi ama daha da var. Aliş Maviş var. Turistçim var. Hani turist... Onu kime çizerdiniz? Onu da şeye çizerdim. Çocuk haftasına. Ondan sonra Bastı var. Bir köpeğim var. Onlardan çizerdiniz. Evet. Efendim devam etti. Yine hareketten emekli mi oldunuz efendim? Şimdi hareketten emekli oldum. Bu emeklilik hikayesini de bir dinleyelim sizden. Nasıl efendim? Acı bir hikaye. Buyurun. Çünkü hatıralar önemli dönemler. Pekala ben. Sonra... Şöyle de hem alalım sizi. Evet. Nasıldı o hikaye efendim? Şimdi benim emekli oluşum da bir enteresan. Hani herkes... ben 81 ihtilalinde muzdarip oldum. Efendim 28 Şubat'ta üşüttüm. Bunlar falan filan bana komik geliyor. Asıl mağdur olan benim. Nasıl bu ihtilallerde. Şimdi ben 81'de çalışıyorum. 45'liyim. Fabrikada çalışıyorum. İşte Sümer Bank fabrikasında. Sümer Bank fabrikasında. Desinatör. Evet. 81'de, 80'de ihtilal olunca tabii günler geçiyor. Herkes var zaten. Ama benim yanımda bir de şey vardı. Akademi stajyer çocuk. İsmini şu anda hatırlayamadım ama bilirim yani. Şimdi onu bile alıp götürdüler yanımdan. İki tane polis, bir tane üç tane asker resimhaneye girdiler. Hepimiz titriyoruz korkudan. Ya o kadar korkunç bir şey ki, bu durum, hava var ki. Ondan sonra
yanımdaki benim o akademiden gelen stajyeri aldı. Peki yani o emekliliğe gelelim biz, buyur. Alıp götürdüklerinin sebebi de söyleyeyim ben. Evet. Sebebi de dedik ya bunu niye götürdüler falan, Allah Allah falan. Ona, o çocuksa ne hikmetse, ben de olsam çünkü yani ne hikmetse durduğu yerde hani bazı insanlar böyle karalama yapar. Not alır, karalama yapar falan filan böyle gelişince. O da ne hikmetse oturduğu yerde bakardık ya kağıtlarına. O mütemayen silah. Hafif makineden tut da tabanca rüzgün herhalde silah ya. Tam desene tür olarak girdi, boş kaldığı zaman silah yaptı. Herhalde. Herhalde onlardan diyor. Silahı iyi çizer miydi? Efendim? Silahı iyi çizer miydi diyor. Çok güzel çizerdi ya. Ne yani niye öyle bir... Hatta bir arkadaşım daha vardı o zaman. O kadar güzel otobüs çizerdi ki. Ya otobüsün şoförünün oturduğu yerde kilometre göstergecilerinin rakamlarına kadar yani çizer ya. Yani otobüs çizmeye aşık, silah çizmeye ve sen silah çiziyorsun diye. Ondan ötürü de götürdü herhalde. Bir daha hiç duymadık ne olduğunu. Gelmedi mi daha değil? Geri yok, dönmedi. Bir daha gelmedi. Görmedim. Evet, gelmedi. Buyur. Sen niye emekli oldun? Ben emekliyim. Dedik ki biz her gün bir dedikodu çıkıyor. Bugün fabrika kapanacak, satılacak. Yarın efendim ikramiyeler verilmeyecek. Öbür gün işten çıkarılmalar olur falan filan. Biz korktuk, tedirgin olduk. Dedim ki anama epey de çalışmışlığım var. Dedim ben emekliliğimi isteyip doğrudan olsa 25 sene. 24 sene oldu. Bir sene de askerliğimi borçlandım, çıktım. Evet, gidip bir muhasebeye hesap ettirdim. 1 milyon 25 lira ikramiye. Bunun 250 bin lirasına daire alacağım. Ya düşünün 250 bin lira daire 81'de. Hatta 10 bin lira pay verdim kafaya. Yapılıyor daire. Hereke'nin girişinde. 750 bin lirayla da geçinip gidiyor. Gül gibi geçiriz. Sonra? Bir istifam verdi, emekli olduk. Para mara yok. Aradan 2 ay mı geçti, 3 ay mı falan. Benimle beraber 60 kişi emekli olmuştu. Yani siz korktunuz, bizim kapanacak fabrika, biz maaşımızı, emekliliğimizi alalım, ev alalım, hiç olmuyor. Rahat edelim. Böyle buyurun. 60 kişi emekli oldunuz. Zannediyorum 60 ya 59 ya 61. Bir anons yaptı belediye. Evet, fabrikada emekli olanlar toplantısında salona, yemekhaneye emekli olanlar deyince o zaman paramızı alacağız. Toplandık falan, işte sahnede, lokantanın sahnesinde 2-3 tane asker, fabrika müdürü, müfettişler falan. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun, emekli oldunuz, çok emeğiniz geçti. Size paralarınızı ikram edeceğiz, veremedik. Devlet bir kuruş da bırakmaz alır, bir kuruş da bırakmaz verir. Devlet, evet, şak 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 herkes falan. Yalnız biz niye ihtilal yaptık? Asker konuşuyor ya. Niye yaptık? Ne bileyim ben. Evet, biz hazineyi Ecevit, Demirel, Erbakan, Tamtabırak'a hazinede para yok. Onun için yaptık biz ihtilali. Vatan elden gidiyor falan falan. Hayır, şak şak. Yalnız size paranızı vereceğiz. Taksitle. Her ay o vezneye uğrayın. Rahmetli Hamdi Bey vezneye uğrayın. Ne tahakkuk etmişse paranızı alın. Valla o ay ben 20 lira aldım. Bir daha ay kaç lira aldım bilmiyorum ama 20, 30, 50 böyle 500 lira kaldı. Evi aldınız mı? Yok benim 10 lira da gitti verdiğim pay parası. Ha, pay parası da gitti. Tabii. Emekliliğiniz ayrı bir enteresan hikaye. Efendim biz tabii tarihe not düşüyoruz. O yine halıya dönelim. Evet. O cumartesi günleri Türkiye'nin birçok bölgesinden turistler orada sadece harekete dokunmuyor. Her evde birkaç ipek halı tezgahı var tabii, değil mi? Tabii. Ve o desenler, o halı dokumalar, iplikçisi ve insanlar halıları alıp geliyor. Ben 35 yıl önceyi hatırlıyorum. Cumartesi günleri hareket pazarında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen turistler halı almaya geliyordu efendim. Halı harekete garajda, garaj taksi garajlarında belediye binasının önünde pazar kuruluyordu. Dediğiniz gibi bütün köylerde halı dokunurdu. Ve benim zamanımda ta Bilecik'e kadardı. Sulas'a gittik. Vazifeye gittim. 450 tane işçi kızımız, hanımlar, onların başında desinatördüm. Sivas'ta. Sivas'ta da tabii, dokundu mu ipek halı? Tabii. Sivas'ta Verem Hastanesi var. Şimdi yıkılmıştır belki. Verem Hastanesi'nin de büyük bir binada Süperbank halı
Süperbank olarak. Dokudunuz yani evet. Oralarda kursu, Bilecik'te. Kursu. Çok müthiş, evet. Şöyle hem şöyle de bir alayım, evet efendim. Orada işte, halı pazarlanıyor, alıyorlar, geçim sağlanıyor tabii, değil mi efendim? Tabii, gayet güzel bir geçim sağlanıyordu. Çok güzel. Değerli izleyenlerimiz, Hereke halıları gerçekten önemli. Ve Bursa'dan, Üsküdar'dan sırf Hereke'ye halı dokumayı öğrensin için insanlar getirilmişti, ustalar getirilmişti ve o ustalar halılar dokuyordu. Hatta 1. Cihan Harbi'nin o yetim kalan çocuklar Hereke'ye toplanmış değil mi? Yetim evet, evet onlardan gelenler hiç vardı. Hiç hatırlıyor musunuz onları? Ben onlardan abla diye hatırladığım bir şey var. O yetim çocukları toplayıp onlara halı öğretilmişti. Özellikle 1. Cihan Harbi Kafkas cephesinden, Balkan savaşlarından babaları, anaları ölüp yetim kalanlar da orada yetiştirilmişti. Onlara, yani. Onlara bir isim verilmişti. Bir ismi vardı onların, o savaştan gelenler. 1. Cihan Savaşı'nda onlar yetim. Fabrikada yetim. Yetimler değil mi? Fabrikanın yetimhanesi vardı. Orada kalırlardı. Çok iyi insanlardı. Dediğimiz gibi halıcılıkta işte pazar kuruluyor oraya ve Türkiye'nin hemen hemen her tarafından bütün o civar köylerde halı tezgah kursları kurulurdu. Halı yünü bizden, ipliği bizden, deseni bizden. Dokuyup getirecek bize, parasını alacak. Öyle bir çalışma vardı. Ve tabii ipek halıcılık uluslararası sertifikaya sahip. Özellikle fabrika hümayunları 1840'lar, 1860'lar, 70'ler, 1878 ve müthiş bir olay halı. Hatta Kabe-i Muazzama'nın örtüsü Hereke'de dokunuyor evet. Değil mi? Yıldız Sarayı'nda 450 metre genişliğindeki halı, şu an bile kullanılan halı Hereke'de dokunmuştu. 450 metre kare. Cumhurbaşkanlığına dokunmuştu. Evet. Evet, büyük bir halı. Bir de Beyaz Saray'a da halı dokunmuş değil mi? Onu hatırlıyorum. Beyaz Saray'a 1870'lerde halı dokunup halen Beyaz Saray'ın en nadide odasında Hereke halıları olduğu biliniyor. Evet. Ama o Hereke halılarını maalesef kaybettik değil mi efendim? Kaybetmedik ya Allah'ım, şu kaybetmek üzereyiz yani. Evet, sizin yani, o noktada çabanız da var, buyurun. Son olarak yani içim rahat etmedi yani ben bir mektup yazayım dedim. Hani Sayın Fikri Işık Bey vardı, hı hı. O aslı her gelir zaten. Fikri Işık Bey o zaman Teknoloji Bakanı'ydı galiba. Yazdım, Allah razı olsun, döndü bana. Hani şeyle döndü. Ne yazdınız efendim? Dedim Türk alıcılığı gidiyor. Siz de dedim Hereke'li bu havalinin çocuğusunuz, yozlaşmaya başladı, şuydu bu. Ve dedim benim gibilerinden son kalanlar, sanatçılardan istifade yoluna bakın. Çünkü gidiyor, desen bozulmuş. Kültür Bakanımızın sayın müsteşarı da bir dönem Hereke'liydi Haluk Dursun evet, Bey. Evet, evet, mi evet. Yani bu bizim İsmail. Özel, çok değerli bir sanatımız. Halıcılığın geldisi, gittisi, artısı, fazlası diye bir toplantı yapıldı en son. Tahmin ediyorum 15 sene falan oldu. Ben de gittim oraya elimde kolumda desenimle izah edeyim bir şeyler diye. Hereke'nin halıcıları var. O toplantıdan sonra Kara Osman'a dedim, Sayın Başkanım size bir şeyler izah edeceğim. Acaba mümkün mü? Deşerimle geldim halıcılık hakkında filan. Çok işim var şimdi dedi. Ama sana ulaşacağız dedi. Az isim telefonumu aldı. Yokmuş. O zaman şu an Gebze Gazetesi'nin canlı yayınındasınız ve Devralem TV'nin de canlı yayınındasınız. Evet. Tarihe not düşme adına 30 yıl Hereke'de desenlik yapmışsınız. Evet. Müthiş bir resim sanatınız var ki biz biliyoruz bunu. Evet. 85 yaşında da bir evet. Gebze'nin, Kocaeli'nin çınarısınız. Ne söylemek istersiniz sayın yetkililerimize? Sayın yetkililerimize... Halılarla, Hereke halıcılığı. Hereke halısıyla ilgili lütfen dikkat edin. Çünkü bu milli servet. Bu Türk ipek halısını genellikle dışarıda ecnebiler alır. Bize döviz kazandırır. Yani lütfen bu işe bir el atın. Yozlaşmasın. Devam etsin. Benim zamanımda Hereke ipek halının bitişinde jakar dokuma vardı. İpek jakar dokuma. O da çok değerli bir sanat. O jakar dokumaya ustalar var. Yeni gelen bilmiyor. O yaşlı ustalarını istifade etmek için benim son zamanlarımda o yukarı Hereke'den o yaşlı adamcağızları, dedeleri çağırdılar fabrikaya, onlardan istifade ettiler. Öğret diye, jakarı öğret, bu meslek ölmesin, halıcılık da ölmesin. Hatta adamlar yaşlı yürüyemezdi, duvarlara tutuna tutuna gelirdi.
öne geldiler ve Jakar bilmiyorum devam ediyor mu? Yani ben bir tecrübeden lütfen yararlandılar. Tabii, şu anda o Hereke'deki halıcılığımızın sahibi o Milli Saraylara bağlı ve Milli Saraylar'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza ve başkanımız da benim adaşım hemen hemen 30 yıldır kendisiyle tanışırız. İsmail Kahraman Bey. Evet, İsmail Kahraman Bey. İsmail Kahraman Bey'e benim sevgili hem adaşım ve soyadaşım. Geçtiğimiz aylarda ziyaret ettik kendisini. Öyle mi, öyle 30 mi? Yıldır da tanırım. Tever Ağaç Sanayi vardı Gebze'de. Onun da sahiplerinden idi o. O vesileyle bir. Hatta çok enteresan bir anımız var. Rahmetli Ahmet Kabaklı Hoca'ya bir mektup yazdım. Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii yıkılıyor. Buraya sahip çıkın ya, diye. 1983-84 yılında. Gebze'de ilk gazetecilik başladığımız yıllar. Evet, 35 yıl önce. Ahmet Kabaklı Hoca zannetmiş bu. İsmail Kahraman, öbür İsmail Kahraman. İşte kıymetli arkadaşım Gebze'den mektup yazmış. Mustafa Paşa filan. Ben tabii bu ertesi günü baktım Tercüman Gazetesi'ne, bizim adımızdan söz ediyor ya, ama arkadaş bahsediyor. Ben İsmail abi tanımıyorum o zaman. Kültür Bakanı olduğunda ziyaret ettiğimde kendisi dedi ki, ya dedi, Ahmet Kabaklı Hoca dedi, sen mektup yazmışsın. O beni zannetmiş. Bir gün bana dedi ki, ya sen niye mektup yazıyorsun? Bana telefon etsen. Efendim ben o İsmail değilim filan deyince sizin olduğunuz öyle bir tatlı şeyimiz var. Ziyaret ettik kendisini. Şu anda Hereke Halı Müzesi, halıcılık İsmail Kahraman Bey'in sorumluluk bölgesinde. Evet. Öyle mi? Adaşıma vallahi, ne dersiniz? 85 yaşında bir çınar olarak efendim. Vallahi ben İsmail Kahraman Bey'den de büyüğüm. Yaşa büyüğüm ya. Tabii evet. Yani, ama sanatınız da var sizin. Ama ne söylemek istersiniz halıcılığımızla ilgili? İsmail Bey, sizden ricam, şu Çoban Mustafa Paşa Camisi Gebze'nin bir şeyleri vardır, ilave kısımları vardır, hanları, hamamları. Lütfen İsmail Bey, şu eski çarşı dediğimiz yerde Gebze'de birkaç dükkan var, işgal etmiş. Yani ne olur 3-5 kuruş para feda edilse de arka tarafındaki Çoban Mustafa Paşa'ya camisine ait, vakfına ait bina var. Kervansaray var. 2000 metrekare. Ve efendim 1000 tane orasına katıl bir halı müzesi mi olursun istersin? Ya çok resmen. O dükkanları temizleyin. Şu canın bina çıksın. Çoban Mustafa Paşa camisini tamamlasın. Yani İsmail abi de bunu duymuştur. Ama halıcılıkla ilgili konumuz halı, ipek halı. Evet, evet. Şu anda Hereke'deki o İpek Halı'ya ait bütün binalar İsmail Bey'in sorumluluğu alanı içerisinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız olarak. Evet. O İpek Halıcılık hakikaten belki sizin gibi bu işten hem ekmek yemiş hem kendisini bu işe adamış. Belki de hiç yok. Onun için çok önemli. Biz şu anda Devralem TV olarak sizlerle canlı yayındayız. Yani yetkililer duysun bu sesi, bu feryadı duyarak halıcılığımıza, halıcılığımızın değerlerine sahip çıkılsın. Gebze'nin son halı tezgahını da biz temin ederek müzemize kaldırdık, kütüphanemize kaldırdık. Çok güzel. Ve gelecek kuşaklara aktarılsın diye. Evet, son sözlerinizi alalım efendim. Türk halıcılığı, Hereke, bilhassa Hereke, Türk halıcılığını lütfen kalkındırın. Desenleri çok yozlaştı. Eski desenler devam ediyor. Yeni kreasyonlar, çok güzel kreasyonlar var. Türk süslemesi var. Lütfen bir el atın da şu Hereke halıcılığını tekrar eski canlılığına kavuşturalım. Evet. Sayın Bakanımız da duyuyordur şu anda. Sayın Bakanım. Kültür Bakanımız, eski müsteşarımız Haluk Dursun Bey, Fikri Işık Bey, Nihat Ergün Bey, Hereke'li onlarda. Evet, ben bilhassa İsmail Bey'e, kahramana, Meclis Başkanımıza, değerli adacımla soyadına. Bilhassa ona böyle... Ben de bunu ilettireceğim efendim. Şunları Sayın Meclis Başkanımıza bu videoyu ulaştırmaya çalışacağım. Göreyim sizi. Gerçekten Hereke İpek Halıcılığı uluslararası sertifikaya sahip değerli bizler. Ben hocamdan da duydum ve tetkik de ettim. Hereke halıcılığının motifleri ta Amerikan Kızılderililerinde bile var. Onların totemlerine bakın. Totemlerindeki süslemeler bizim kilim eserlerimizde var. Tabii. Bu Kızılderililerin Türkistan'dan, Altay Dağları'ndan gitmiş gittiği söylenir. Tabii. Verik boğazını geçelim. Araştırılsın. Efendim. En son geldik. Sizin enteresan bir tespitiniz var. Bana dediniz ki bir zaman, bilmiyorum hatırlar mısınız? Ya ben ölmekten korkmuyorum ama iki şeyden korkuyorum. Ya yapmayın. Lütfen. Işte. Onu hem bir... En zayıf tarafım Bey. Lütfen buyurun efendim. Vallahi bilmiyorum. Herkes ölecek.
Rabbimin emri, herkes ölecek, iyisi de kötüsü diyecek. Herkes çektiğini çekecek, inşallah çekmezler. Fakat ben on üzerinden değerlendirme yaparsam ölümden onda bir korkmuyorum. Onda 15 korkuyorum. İkisinin arasında korkuyorum. Onun için yaşadığım oğlumu görememekten. Ben içimde geleni söyleyeyim. Ben oğlum için yaşıyorum. Kızım. Bir oğlum var, bir kızım var. Kızım evli, oğlum... Evlenmediği için mi ya onu bir... Hayır. Küçüklüğümden beri severim. Şimdi bir başka şey için korktuğundan bahsettin. O çok önemli, buyurun. Başka şey... Çok güzel resim. Resim çizememekten. Yani resim çizmek günah falan diye böyle bazı şeyler duyuyoruz. Duyuyorum ama Allah bana günahı yüklemedi ki. Herhalde... Ama iyi bir ressamsınız. Evet, Sedat abi gerçekten çok iyi bir ressam. Bu ilerlemiş yaşına rağmen muhteşem resimler çiziyor. Diyor ki, ben bu sanatı birine öğretemedim. Bu bilgi benimle beraber gidecek. Keşke birileri öğrense. Onun için bu bilgiler benimle gitmesin diye korkuyorum diyor. Sedat abi gerçekten tarihe not düşen birisi. Keşke belediyelerimiz, Kültür Bakanlığımız, özellikle ilgili yetkililer halıya 30 yılını vermiş, hereke halıcılığının canlı sahibi, abidesi birisi Sedat abi, ressam, halen resim çizen bir şahsiyet, canlı bir şahit, sahip çıkabilseler. Biz kendisini her zaman beraber oluyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz efendim. Çok şükür. Sizin gibi böyle basını, medyayı, eskiliğe değer veren kimselerle tanıştığım için ben memnunum, mutluyum. Biz de memnunuz sizi tanıdığımız için. Bir başka canlı yayında buluşmak üzere. Devralem TV'den, Gebze Gazetesi.com canlı yayınından Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.